Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Saat şu anda 11. Böyle anca kendimize geliyoruz. Gün bize bir 5'te 6'da başlıyor. 6'da uyan değiliz. Sonra bir saat falan bir takıldı. Oynattım onu. Sonra tekrar böyle yarım yamalak uykusu vardı. Çünkü tam böyle uyanık değildi. Tekrar uykuya daldı. Yarım saat bir 9.30-10'a kadar da uyudu. Biraz yatakta böyle oynadık. Şimdi artık kalktım. Bir şeyler yiyeceğim. Onun karnı tok diye düşünüyorum. 9'da yedi çünkü. Saat şu an 11-12 gibi yer. 12-1 gibi yer. Ben de böyle hemen masayla, krem peynirle kendime bir şeyler yapacağım. Eliz'i mama sandalyesine koydum. İçeride oynuyor. O gördüğünüz oyuncakları sabahları dönüyoruz arkadaşlar. Çok çabuk sıkılıyor. Yani 15-20 dakika en fazla duruyor. Sonrasında sıkılıyor, ağlıyor. Başka bir oyuncağa geçiyoruz. Bu şekilde o oyuncakları gezdirirken ben de direkt kahvaltımı yapıp işlerimi halletmeye çalışıyorum. Yoksa dediğim gibi bu ara böyle atak dönemi sanırım, hiç durmuyor. Asla durmuyor. Normalde böyle bir bebek değildi. Ama bu ara gerçekten bayağı mutsuz ve huysuz. Umarım düzelir. Öyle kalktık, yatağımı topladım gördüğünüz gibi. Sonrasında Eliz'in böyle her sabah biberonunu işte mama emziğini falan sterilize ediyorum. Temizliyorum, yıkıyorum. Onları yaptım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Mama kabını doldurdum. Maması bitmiş. Sonrasında bakarız gidişata göre. Bugün Hülya'ya gideceğiz. Pelin'le birlikte. Hülya doğum yaptı biliyorsunuz. İkizi var. Pelin'in de ikizi var. Yani 3 kız, 5 çocuk. Ne yapacağız bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceksiniz hep birlikte. Şimdi şöyle bir şeyler hazırlayayım. Geçen gün şunu almıştım. Şunları ben yiyorum genelde. Çok da güzel oluyor. İkiye poşetlerine koyuyorum ki bayatlamasın, şey olmasın diye. Bir de domates keseceğim. Krem peynirin üzerine. Bunu da doğrayayım. Yeterli olur bence. Şu torkunun krem peynirini kullanacağım. Bu şekilde koyuyorum. Ben böyle sabahları ekmek almaya gitmek zor geliyor. İnternetten bir şeyler söylemem gerekiyor. Getir'den veya işte Migros'tan. O da geç getiriyor yani. Saati uymuyor, bekliyorum falan. Onun için genelde ben vasa yiyorum. Yoksa böyle hafta sonları falan taze ekmek Burak olduğunda yiyoruz tabii ki de. Burak yokken, yalnızken Eliz'le birlikte ekmek almaya gitmek zor geldiği için bu şekilde idare ediyorum. Biraz peynir çıkartacağım. Hazır arkadaşlar. Basit ama doyurucu. Ben bu vasalarla normalde sevmem tatlını falan. Bunun tadı gayet güzel. Doyuruyor da yani 2-3 saat beni idare ediyor. Şimdi bunları yiyeceğim. Yanında da şöyle frikik vermeden Eliz'i göstereyim. Eliz! Ben tam yemek yedim arkadaşlar. Eliz de o sırada böyle mama sandalyesinde takılıyordu. Sonrasında Eliz altını pisletmiş. O yüzden onun altını temizledim ve direkt duşa soktum. Ben böyle daha iyi oluyor sabahları veya akşamları duşa sokuyorum. Sabah sabah hem sonrasında daha rahat uyuyor. Ayrıca şimdi annemle konuştuk. Muharrem ayıymış. Bu ayda dedi bugün böyle işte duş alın, sen de duş al, Eliz de yıkansın dedi. Sadaka ver. Hani çok önemli, çok dedi sevapmış. O yüzden biz de tam zamanında zaten her gün yıkanıyor da Eliz. Birazdan ben de yıkanırım olmadı. Gün içinde. Şimdi Eliz'in bakımlarını yapacağız. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım güzelliğim. Balım, çiçeğim. Şöyle yatıralım Eliz'i. Şöyle. Eliz. Evet. Evet Eliz. Buraları da silelim. Evet, Eliz'in kulakları da tertemiz oldu. Şimdi diğerini dönmeye başladığı için altını değiştirmek o kadar zor ki. Bu arada şeyi göstereceğim size, şimdi aklıma geldi. Ben böyle Eliz pişik olmadı şu ana kadar. Sadece hafif kızarıklık oluyor bazen. O zamanlar ben şöyle bir kaba zeytinyağını yaktım. Isıtmak da denebilir. Isıttım, koydum. Böyle kızarık olduğunda en iyi bence böyle pişik kremi zeytinyağı. Yani zeytinyağı zaten her şeye iyi geliyor. Onu sürebilirsiniz, doğal zeytinyağını. Çok çabuk geçiriyor. Normalde mustela da var bende. Bepantol falan da var ama o en iyisi. Şimdi böyle Eliz'i giydireyim. Uyursa ben de duşa girerim. Uyumazsa akşam girerim. Mutfağı bir toparlayamadım. Orayı toparlayacağım. Bu şekilde bakın. Eliz! Eliz! Eliz aynadan bakmayı öğrendi. Sürekli aynaya bakıyor. O saçlar taransın, o saçlar. O saçlar şöyle bir taransın. İpek gibi olsun. Bugün sana bandana takalım. Arkadaşlarına güzel gözükte. Arkada da Eliz gördüğünüz gibi bazen sinirleniyor, bazen oynuyor. Duyguları karmaşık. Duşa girecektim ama Eliz uyumadı hiç. 10 dakika uyudu. O yüzden giremedim. Ben genelde o uyurken genelde duşa giriyorum. Risk almamak için daha iyi oluyor. Durmuyor çünkü bazen böyle sinirleniyor, ağlıyor. O yüzden gece girerim diye düşündüm. Sadece vücudumu yıkadım. Anneciğim diş kaşıyıcın. Atmışsın ama sen onu. Al bebeğim. Kendin itiyorsun ama bak. Heh. Al bakalım. Evet evet. Şu an dişleri çok kaşınıyor. Onun huysuzluğu da var dediğim gibi. Şimdi çok hızlı 2 dakikada makyaj yapacağım ve çıkacağız. Şu mixin serum concealer'ı kullanıyorum bu ara ve bayağı sevdim bunu. Şöyle yapalım. Bir de şu fitilden süreceğim. Kaşlarımı da aldırmam lazım ama ne ara aldırabilirim bilmiyorum. Eliz. Pudra geçeceğim. alacağım. Şunun da özel eşyalarım vardı. Bunu bırakacağım ve üzerime uygun yeşil tişörtüme uygun şuradan yeşil çantamı alacağım. Altına da beyaz sneakers giyerim. Ve ben şöyle oldum arkadaşlar. Şu jean'i biliyorsunuz Trendyomia çok sevdiğim bir jean. Bunu böyle braidlerle de giyiyorum. Bu şekilde de tişörtle de giyiyorum. Çok güzel ve bence her şeyle olan basic bir parça. Üzerime de şu Zara'dan aldığım yeşil tişörtü giydim. Ve çıkacağız artık, hemen Eliz'e giydireceğim. Kendim tamamen hazır olup Eliz'i öyle hazırlıyorum. Çünkü sinirleniyor giyinirken. Bu yani benim yaptığım taktik bu. Bu kadar, şimdi çıkıyoruz. Orada görüşürüz artık. Kendi kombinimi yaptım. Sırada Eliz var. Ben tabii kanter içinde kaldım Eliz'i yedirirken. Şöyle bandanalar bize hediye gelmişti. Bunları taktım. Bir de şöyle bir bilezik takalım diyorum Eliz. Ne dersin? İster misin anneciğim? Uykun geldi değil mi? Gidince uyursun, olur mu? Hadi gel. Taktık. Bilekliğini de taktık Eliz'in. Akıllı kızım benim. Bakın. Bu bizim çok sevdiğimiz bir bileklik. Bakın Eliz'in bileğine. Tamam. Şöyle kombinimizde anneli kızdı, yeşil oldu. Bugün yeşil olmak istedik değil mi anneciğim? Değil mi bebeğim? Hadi bir gül ya. Bir gül şu kameralara ya. Haydi bakalım, çıkıyoruz. Kemerlerimizi bağladık ve çıkışa hazır mıyız Eliz? Evet, sen kameraları seveceksin belli oldu. Kamera ve telefonlara aşırı bir ilgisi var. Renkli diye herhalde ortada görüntü var diye. O yüzden telefonla oynasam bakıyor. Kapatıyorum hemen ama yapacak bir şey yok. İlla görecek. Şimdi çıktım artık, gidiyorum. Hava o kadar sıcak ki. Yani çocukla zamanın nasıl geçtiğini asla anlamıyorsunuz arkadaşlar ki. Hani ben şimdi diğer arkadaşlarım ikiz ve gidip onlara diyeceğim ki yani ne yapıyorsunuz? Günler nasıl geçiyor? Ben tek çocukla çok zorlanıyorum yani, gerçekten zorlanıyorum. Ki ben hani kolay kolay böyle bir şeylerden yakınmam, sıkılmam, zor demem ama gerçekten zor. Belki de benim hani sürekli Instagram'da da işlerim olduğu için, YouTube'a da hani aktif olmaya devam etmeye çalıştığım için zorlanıyorum, bilmiyorum. Çünkü hani yok edittir, şeydir, hep dolu dolu geçiyor ev işleri ve Instagram, YouTube. Daha kolaylaşır umarım ilerleyen zamanlarda. Daha mı zorlaşır yürümeye başlayınca, yoksa daha mı kolaylaşır? Lütfen yazın bana. Ben de ona göre kendimi kandırayım veya kandırmayayım. Yapacak bir şey yok yani, alışacağız. Ben yoğunluğu da seviyorum ama uykusuzluk beni zaten bitiriyor. Ki uykuyu çok seven bir insan değilim yani, 4-5 saatlik uyku da yeter ama bu bölük bölük uyku beni mahvediyor. Neyse, ben bir arayayım, ne gerekiyor, evde ne var, bir şey lazım mı Hülya'ya sorayım, orada görüşürüz artık. Hadi bakalım. Bakın şu ortama bir bakın, şaka değil yani, çocuklara basacağım diye koy. Dikkat bebek var ya, siz ne yapıyorsunuz ya, seni ısırırım. Bakın arkadaşlar, bu ağlamaları duymayınız artık çünkü bu kadar konuşma yaşanıyor. Bakın, Ege şov yapıyor kameraya. Ege, burada da Eliz. Tanışın hadi, merhaba. Ay konuş Eliz. Eliz'e bak, nasıl geri geliyor. Eliz. Aferin kızım, bir nazlı ol, tamam mı? Gülme. Öbür gün. Oğlum kız gidiyor. Seninki kendi halinde bak. Eliz kalk şuna da biraz. Eliz. Tamam de. Tamam, kavga oğlum, etmeyin olur de. Bu işler nasip kısmet işi de. Bak öyle arkadaşlar, çok küçüksün. Bakın her yerde çocuk. Hayır, çocuk. Hedefimiz çocuklara basmadan oda değiştirmek mesela. Farklı yerlere geçmez ama çocukları ezmemek. Bakın. Elizciğim. Ya istemiyorum desene ya. Olmaz desene. Bakışa bak. Seninki kamera. Öbürkü de şurada mesela. Oğlum YouTuber mı olacaksın yoksa? Evet, hı? YouTuber olacak. Çek beni diyor. Beni çek, bir de beni tek. Eliz. Anneciğim. Selam. Eliz'i böyle banyo koltuğu diye bir şey var. mama sandalyesi diye ona koyduk. Onu da tutuyoruz. Diğerleri yatış modunda bunlar. Biraz daha minikler. 2 aylık. Diğerleri de bayağı büyükler. Her yeri karıştırıyorlar. Nerede mama? Çaylardan ortamdaki herkesin bağımsızlığını anlayabiliyorsunuz. Umarım arkadaşlar fenalardayız ve geldiğimizden beri sadece çocuklarla ilgileniyoruz. Başka hiçbir şey yapmadık. Sohbet edebilirsek. Hep böyle bir ses var ortamda. Değil mi Eliz Hanım? Tamam. Öyle değil mi? Evet anneciğim de. Doğru söylüyorsun de. İkiz de. İkiz tekiz de. Şimdi Hülya'dan çıktım. Ve altımı şöyle değiştirdim arkadaşlar. Evde hemen farklı bir şey giydim. Ve şimdi şeye gidiyorum. Babamların çiftliğe gidiyorum. Annemler orada. Annem salçalık bir şeyler yapıyormuş. Domateslerle. Salça yapıyormuş. Oradalar. Ben de oraya gidiyorum. Mangal falan yapacakmış babam. Arada şey diyenler oluyor. Fatma işte eski yemek yaptığım videoları özledik. Ben de özledim arkadaşlar. İnanın ben de özledim. Ama yalnız olduğumda böyle evde yemeği sevmiyorum. Yalnız yemek yemeyi sevmiyorum. Annemle babam da yalnız zaten. O yüzden gidip orada onlarla birlikte yiyip akşam eve geçiyorum. Hem benim için de daha kolay oluyor. Eliz olduğu için yemek yapmakla uğraşmıyorum. Ama böyle Burak'la birlikte evde yemek yapmayı ben de özledim. Sizlerle birlikte aynı zamanda. Umarım o günler de gelir. Yani işler yavaşlasın demiyorum. Çok şükür yani. İşimiz var, yoğun bir işimiz var. Ama bakacağız ilerleyen zamanda. Bu arada Hülya'da gördüğünüz ortam arkadaşlar. Gerçekten bizimki ekstra zor bir durum. Onların ikisinin de ikizi var. Zor değil aslında, güzel bir durum ama yorucu bir süreç. Onlar için de çok yorucu zaten yani. En son baş başa ne zaman görüştüğümüzü hatırlamıyorum. Liseden arkadaşlarım benim. Hülya, Pelin, Ayça, Büşra. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Yarın da çeker miyim bilmiyorum. Yarın tesise gitmek istiyorum. Ofise gitmek istiyorum. Çünkü evdeyken ben çok sıkılıyorum. Eliz'de böyle sanki hava oluyor ve iyi oluyor gibi hissediyorum. Yarın çünkü biz erken uyanıyoruz. Yine 7'de 8'de başlıyoruz Eliz'de. Uyursa tekrar ben de uyuyorum. Ama uykumu alırsam, kendimi iyi hissedersem ben de ofise gitmek istiyorum. Hem benim için de böyle daha iyi oluyor. Evdeyken çok bunalıyorum. Doğumdan bir gün öncesine kadar çalışmıştım hatırlıyorsanız ve bu benim için kötü oldu. Hiç evde durmaya alışkın değilim. Eliz'de zaman nasıl geçiyor anlamıyorum ama böyle evde olmak, sürekli evde olmak benim modumu düşürüyor. O yüzden böyle Eliz'in de keyfi olduğunda, benim de keyfim olduğunda birlikte dışarı çıkalım, dolaşalım. Zaten kendi işimiz yani. Keyfi, takılalım istiyorum. Hem bir yararımız olur. Bakalım yarın ona göre bakarız. Duruma göre, gidişata göre. Haydi bakalım. Burada salçamız oluyor. Keyif yapıyoruz biz de Eliz'de, değil mi Eliz? Evet, birazdan yürüyüşe çıkacağız. Doğa yürüyüşüne. Şimdi böyle kendi organik salatalık, domates, karpuz var, biber var. Salata yapacağım. Zamanlama. Vallahi. Uyudu, çabuk uyudu. Ve eve gelindi arkadaşlar. Eve geldim arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen bir klimayı açtım. Eliz'i yatağına yatırdım. Tarlada uyutmuştum saat 10 gibi. Bir dalamadı, uykuya dalmakta zorluk çekti. Sonrasında güzelce uyuyor şu an. Yani onu uyandırmadan eve getirmem mucize. Umarım uyanmaz. Ben de bir duşa gireceğim. Bayağı oturduk tarlada bu arada. Akrabalarımız vardı. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Burak olmadığı için ben de böyle annemler neredeyse oturuyorum. Zaten akrabalarımız da oluyorlar veya evde oluyorlar. Benim için de iyi oluyor. Böyle kafa dağıtıyorum, vakit geçiriyorum. Daha iyi oluyor. Ama aşırı terledim. O yüzden hemen bir duşa gireceğim. Üzerimde böyle yağ falan koktu gibi. Şunları da kirliye atacağım. Yine bir çamaşır çıktı bize. Duştan sonra görüşürüz. Eliz uyanmazsa yine bir maske falan yaparız. Uyanırsa da yapacak bir şey yok. Başka videoda yaparız. Ve günlük vloglara devam. Sevildi önceki videolarım. O yüzden ben de çekmeye devam ediyorum. Hadi şimdi duşa gidelim. Sonrasında görüşürüz tekrar. Duşa girerken şu şekilde kameramı koyuyorum ve hani Eliz uyuyor mu, ne yapıyor görebiliyorum. Şu ana kadar hiç böyle uyanmadı. Umarım uyanmaz. Yani en azından uyanırsa buradan görüp hemen çıkar. Şimdi duştan çıktım ve kendime geldim. Yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. Oraları göstermedim. Şuradan bir maske seçelim ve maske yapalım arkadaşlar. Bayağıdır foil maske yapmıyoruz. Şu benim yazın sevdiğim bir maske var. Bu. Bayağıdır maske yapmıyorum da. Şunu da birlikte deneyeceğiz. Bunu da hiç denemedik. Onu birlikte deneriz. Geldi bana ama gerçekten denemedik. Hemen buradan maskemizi açıyorum. Şu şekilde uygulamayı da açtım. Böyle çıkarıyorum. Bir sürü maske kullanıyorum. Kağıt maske de çok denedim şimdiye kadar ama bu gerçekten bence en iyisi. Yani abartmıyorum. Bundan sonra kağıt maske almaz oldum. Sadece bunu kullanıyorum. Bu şekilde yerleştirip buna başladı bakın. Şu şekilde renkli. Bunda da ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Ben böyle boyun bölgeme de yapıyorum. Düzenli kullanımda böyle cilt çok daha canlı ve bence renk eşitsizliği minimuma iniyor bence. Benim gözlemlediğim. Bir sürü farklı maske çeşidi var zaten. Cildinizin neye ihtiyacı varsa. Bu arada işbirliği falan değil. Tamamen kendi düşüncelerim. Az önce yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım ve böyle her videoda sürekli aynı şeyleri göstermek istemiyorum. En azından üst üste 2-3 videoda. O yüzden oraları göstermedim. Şimdi mesela göstermemişimdir size. Duşta sürekli kullandığım birkaç ürün var. Şu maskeyi yaptıktan sonra onları göstermek istiyorum. En azından böyle hani videolar zaten birbirine benzer. Günlük ne yapabiliriz? Çamaşır, bulaşık, ev işleri falan filan ama en azından içerikler böyle kullandığım ürünler olsun. makyaj, o bu farklı olsun istiyorum. O yüzden de her şeyi her videoda göstermemeye çalışıyorum. Umarım başarabiliyorumdur. Sıra geldi saçlarımıza. Bakım ürünü olarak en fazla çeşit saç bakımı vardır. Onlar da azalıyor. Mesela Morpheus'in sürekli kullandığım fön sütü bitti. Onu alacağım yeni. Bu da çok az kaldı. Ben böyle ürün bitirdikçe rahatlıyorum. Siz de öyle misiniz? Burada dudaklarımı hemen nemlendireyim. Aşırı kurudular duştan sonra. Bir de bu arada hafta sonu İzmir'e gittiğimde saçlarımı kestireceğim. Bakım yaptıracağım. O yüzden yeni bir vlog gelir. Bence gelsin. Bayağıdır İzmir vlogu yapmıyoruz. Son 3-4 videodan beri günlük vloglardayız. Bir İzmir'e gidelim. Alışveriş yapayım. Bir şeyler alayım. Siz bu videoyu izlediğinizde ben İzmir'de olacağım. Saçımı tarayayım, sonra giyineceğim ve uzanacağım. Biraz keyif yapacağım. Şöyle 15-20 dakika kitap okuyorum veya telefonla uğraşıyorum. Sonra yatıyorum zaten. Burak gelmesi de yakındır, gelir birazdan. Biraz onunla oturuyoruz. Bir yarım saat, bir saat sohbet ediyoruz. Gün içinde çok fazla görüşemediğimiz için. Sonrasında yatarız. Yarın zaten muhtemelen bu videoyu bitiririm birazdan. Saçlarıma yağ olarak şunu kullanayım. Sanırım bu kuru saçta böyle saçı yağlı gibi yapış yapış yapıyor. O yüzden bir de yaş saça deneyip ona göre yorumlayacağım. Çok emin değilim ama elimde güzelce ısıtıp bu şekilde saçlarıma geçiyorum. Ben yağları seviyorum. Özellikle bir de güzel kokuyorsa bayılırım. Ekstra saçıma kullandığım ürünleri de göstereyim. Ve sonra bu videoyu bitirelim bence. Ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama en fazla 2 günlük videolar çekiyorum. Daha da çok uzun olmasın diye. Şurası benim değişmeyen favori ürünlerimin olduğu bir bölümü arkadaşlar. Öncelikle boyalı saçlarınız varsa şu ürünü denemenizi tavsiye ederim. O böyle saçlar turunculaşıyor, yeşil gibi oluyor ya, bu turunculaşma karşıtı bir renk düzeltici bakım kremi. Ben bundan memnunum. Saçımı boyattığından beri kullanıyorum ve gerçekten de etkili olduğunu düşünüyorum. Sonrasında duşa makyajla girdiğimde şu makyaj yağıyla temizliyorum cildimi. Bu da bayağı güzel, böyle tamamen tüm makyajı çıkartıyor. Şu zaten şunun tüm influencer'larda görmüşsünüzdür. Saç toniği diye geçiyor. Bunu da böyle dipleri uyguluyorum. Saçların nefes almasını ve daha böyle canlı görünmesini sağlıyor. Bunu da seviyorum. Tekrar alacağım. Bir de şu Sinoz'un vücut bakın peelingim var. Buna da bayılıyorum. Şöyle, eğer cildiniz kuruysa, böyle duştan sonra cildiniz kuru kuru, kıtır kıtır oluyorsa bunu deneyin. Çok güzel nemlendiriyor. Duştan önce, böyle duştan çıkmadan bunu vücuduma, tüm vücuduma bununla bir şekilde masaj yapıyorum. Sonra durulayıp çıkıyorum ve gerçekten o nemlilik bir süre devam ediyor. Bunu da bittikçe alacağım ürünlerden. Artık ben gidiyorum arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.